Sultanların Gülbaharı. Hoş gelmişsiniz. Var mı bir arzunuz? Bir şey istemiyorum. Yorgunum dinlence. Söyle, hadi kıvranma. Sümbül Ağa mütemadiyen ortadan kayboluyor sultanın. Bugün de bir gitmiş, bir daha geri dönmemiş. Bana ne? Boşuna meşgul ediyorsun beni. Öyle demeyin ama. Daya Hatun da nerede olduğunu bilmiyor sultanım. Mahidevran'ın hayır işlerine koşturuyordur. Vallahi burnuma çok pis kokular geliyor sultanım. Git, koku nereden geliyor bul o zaman. Boş konuşma bana. Zor bir gündü. Bugün Hatice'me yaptığın iyiliği öğrendim. Benim kadınım işte böyle cesur olmalı. Korkusuz olmalı. Kaderi değiştirmek için böyle cüretkar olmalı. Böyle davetkar olmalı. Böyle kalbimi delerek bakmalı. Canım Hatice, nasıl da korkmuş. Gülfem yanında. Nigar da bakıyor. Endişelenmeyin. İhmale gelmez dahi. Sen yine de gözünü ayırma onlardan. Merak buyurmayın sultanım. Ben de birazdan gideceğim. Ne lüzum ederse yapılacaktır. Validem, dün telaşınızdan sizi tebrik edemedim. Gözünüz aydın. Allah sultanımıza, evladına uzun ömürler versin. Amin. Sağ ol Hürrem. Sayende kurtulduk bu elim hadiseden. Haliç'te iki çeşme yaptırmaya karar verdim validem. Balat'ta da hamam. Yerleri siz de görün. Beğenirseniz öyle başlasın istiyorum. Sayenizde herkesin duasını alıyorum. İçim huzur doldu, ferahladı. Allah huzur versin. En mühimi odur. Ben huzuru hünkârımızda buldum. Allah olmayanlara versin. Bebeği görmeye gidelim, halama gidelim. Daha sonra birlikte gideriz ay parçam benim. Ben sizin ettiği lafa bak. Siz ona kulak asmayın sultanım. Hasedinden çatlıyor. Validem, münasip bir zamanda sizinle konuşmak istediğim bir mevzu var. Münasip işte, söyle diyeceğini. Haremi büyütmek lüzumu var. Sığmıyoruz. Şehzadelere... Nereden çıkarıyorsun bunları? Hatice'nin eski dairesi de senin hizmetine verildi. Zaten iki dairem var. Şehzadelerin henüz çok küçük. Daire yapılacaksa Mustafa'ya yapılır. Sıra onun. Bu kadar ihtişam, debdebe kullar nezdinde hoş karşılanmaz. Hem senin işin değil bunlar. Sen çocuklarınla ilgilen.
Mustafa'ya daire yapacakmış. Benim şehzadelerimin ihtiyacı yokmuş. Duydun değil mi? Üzülmeyin. Hünkârımız dünyaları serer önünüze. Valide mani oluyor hep. O yaşadıkça bana huzur yok. Ne yaptımsa sevdiremedim kendimi. Sultanların en müstesnası. Bana iyi haber ver. Bütün hincimi senden alırım yoksa. Sümbül'ün sırrına vakıf oldum sultanım. Neymiş? Ağamız kendisine dost tutmuş. Meğerse onunla görüşmek için gidip gelirmiş. Üstelik hatunu hanedanımızın av köşküne yerleştirmiş. Utanmaz. Kapıya da muhafızlar koymuş. Kendine harem kurmaya mı çalışıyor bu densiz? Ha sultanım? Sümbül kim, dost tutmak kim? Hem de af köşküne yerleştirilecek. Cesaret edemez böyle bir şeye. Vallahi gözlerimle gördüm sultanım. Günah boynunu. O af köşkünde başka bir şey dönüyor. Ne yap et? Şu işin aslını doğru düzgün öğren bana. İşe yara Gülah. Beğenmiyorum son günlerdeki halini. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Gel gözümün nuru. Ne güzel taşlar. Ne olacak bunlar, yüzük mü? Henüz karar vermedim. Zira yeni geçtiler elime. Çok güzel olacağından eminim. Kime yapacaksın? Taş kendi söyler ne olacağını, kime gideceğini. Eğer istediğim şekli alır, beni memnun ederse senindir. Bugün validemizle konuştum. Haremi büyütmek için. Konuşturmadı bile. Olmaz dedi. Ama ben çok istiyorum. Bir şey yap. Şehzadelerimiz için istedi. Beni harem işlerine karıştırma. Orası validemin mesul olduğu yer. Öyle uygun görmüş. Sıkma canını. Günü gelir icap ederse gereğini yapar zaten. Sultanların en... Uzatma Gülah. Söyle. Haklıymışsınız sultanım. İşin içinde bir bit yeniği var. Anlat hemen. Bugün yine köşke gittim. Bir de ne göreyim? Bahçede güzeller, güzeli bir hatun var. Bahsettin hatun mu yeni? Bu o değil. Başka biri. Ecnebi bir kadın. Ama bir güzel, bir güzel, bir güzel. Akıllara ziyan. Tabii sizden güzel olamaz. Kimmiş o? Köşte ne işi varmış? Haremden tanıdığım bir oğlan vardı.
Onu buldum. Sordum, sıkıştırdım. Kimdir, nedir bilmiyor. Lakin İbrahim Paşa'nın getirdiğinden emin. Demek İbrahim Paşa getirmiş. Arada da ziyaret ediyormuş. İşte bu güzel bir yapı. Ay maşallah. Toparlamaya başlamış bile. Çok itina gösteriyoruz validem. Hiç tasalanma. Gülfem yanında. Gayet sıhhatli görünüyor. Validem, dilerseniz aşağı inelim, bahçede oturalım. Leyla, sen Mehmet'i al uyut. Dokunma! Ne oldu? Bebeğiniz erken doğdu. İyice kendine gelene kadar dikkat edilmeli. Ellerini yıkamadan dokunmasın bebeğe. Kimse dokunmasın. Haklısın Hürrem. Dün de biraz ateşi vardı. Validem sizin, ben Mehmet uyutup gelirim birazdan. Tamam canım. Melekler gibi uyuyor. Senin sayende Hürrem. Bir isteğin olursa çekinme. Söyle. Sağ olun. Biz dinelim artık. Validem bekler. Sultanım. Bir diyeceğim var size. Aslı astarı var mı bilmiyorum. Lakin bilmenizde fayda var. Duyunca canım çok sıkıldı. Neden bahsediyorsun? Bir şey mi oldu? Korkutma beni Hürrem. İbrahim Paşa'mız bir av köşküne gelip gidermiş ne zamandır. Av köşkü mü? Bir kadın varmış orada. Buralı değil, muhtemelen Venedikli bir kadın. Saçmalıyorsun Hürrem. Kendine gel. Ben inanmadım. Ama kulağıma gelince size söylemeden edemedim. Çık dışarı. Başlayın bir. Çık dışarı dedim. Beni yalnız bırak. Cem'in halini hiç beğenmiyorum. Ziyadesiyle evhamlı. Dün gittiğimizde iyiydi aslında. Sonra ne olduysa yüzü asıldı. Tek laf çıkmadı ağzından. Dikkatini ver. Nereye atıyorsun ok? Görmüyor musun? Puta orada. Bir daha at. Ben at binmek istiyorum. Buraya gel. Mustafa, buraya gel dedim sana. Kime sırtını dönüp gidiyorsun? Ben senin babanım. Aynı zamanda hünkârdım. Bu ne cüret, bu ne saygısızlık? Böyle mi yetişiyor şehzade? Kim verecek bu saygısızlığın hesabını? Çekil!
Paşa Hazretleri. Beni görmek istemişsiniz. Yoksa özleriniz mi beni? Nasıl öğrendin? Neyi? Neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsun sen. Oyun yapma bana. Şu af köşkünde gizlediğin dostunu mu diyorsun? Kuşlar söyledi. Malum burada gizli saklı yok. Öyle diyorlar. O kuşlara çok güvenme sen. Zira hepsinin boyunlarından kopartırım kellelerini. Can almakta üstünü yok. Bilirim. Hürrem Hatun. Benimle uğraşma. Leo ölüp gitti diye canını kurtardığını mı sanıyorsun? Çocuklarının da senin de kaderin benim elimde hala. Hiç bir şey ispatlayamazsın artık. O kadar emin olma. Elinde ne var paşa? Ne saklıyorsun? Sen böyle devam et. Böyle arkamdan işler çevir. Beni yok etmeye çalış. O vakit herkes öğrenir. Meraklanma Hürrem Hatun. Sen karar vereceksin, ben değil. Ölüm fermanın senin elinde. Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Af köşkünde gizlediğin, gönül eğlendirdiğin kadını ortaya çıkardım diye böyle beni korkutmaya çalışma paşa. Sen akıllı hatunsun Hürrem. Böyle yalan yanlış bilgilerle karşıma geçip tehdit etme beni. Senin misafirim, dostum olduğunu düşündüğün kadın aslında benim değil. Hünkârımızın çok kıymetli bir misafiri. Hayır. Olamaz. Paşa Hazretleri. Şimdi değil şu mülakat. Paşam, sarayınızdan bir haberci geldi. Oğlunuz Mehmet çok hastalanmış. Eyvahlar olsun. Nesi varmış? Tillahi bilmiyorum sultanım. Hastalanmış dediler.